Kendimle ilgili çok bir şey söylemek istemem. Evet. Bu konuyla ilgili yetkili organlarımız var, yetkili kurullarımız var. Bu konuyla ilgili açıklamayı yapabilme yetkisine sahip olanlar bizim yetkili kurullarımızdır. Hı hı. Ama bizim kişisel olarak yaptığımız görüşmelerin hemen tamamında yani çok olumlu kanaatlerle meselenin devam edeceğine dair durum söz konusu olmuştur ve bu bize iletilmiştir. Hı hı. Zaten Ankara'da da Sayın Milletvekillerimizin de katılımıyla İl Genel Meclis Başkanımız, Kadın Kolu Başkanımız, Gençlik Kolu Başkanımızın katılımıyla yine Hayati Bey Başkanlığında bir toplantı organize edilmiş. Ve Rize'de de Muhammed Avcı ile yola devam edileceği deklare edilmiştir. Evet. Orada da deklare edilmiştir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu hususla ilgili kanaatleri ortadadır. Dolayısıyla ben kendimle ilgili çok fazla bir yorum yapmak istemem. Partimizin yetkili kurulları var. Onların kararları bizim için değerlidir, önemlidir. Biz sadece burada üzerimize verilen bir vazifeyi en iyi şekilde icra etmenin sorumluluğu içerisindeyiz ve bu bilinçle birlikte hareket ediyoruz. Benim sorumluluğum budur. Evet. Onun dışında devam edip etmemekle ilgili bir kararı tek başıma vermek istemem. Dolayısıyla bu karar genel merkezimize aittir. Ve bununla ilgili de şu ana kadar herhangi bir olumsuz bir görüş, kanaat söz konusu değildir. Ha, aday olacak arkadaşlar elbette ki olabilirler. Demokratik haklarını elbette ki kullanabilirler. Onlara da sonsuz... Ama kongrelerde alışık olunan bir şey değil. Şöyle, çünkü uzlaşı içerisinde tek adaylar. Onu anlatacağım. Ya, tabii bizim yani aday olacak arkadaşlara niye aday oluyorsunuz deme şansımız yok. Mutlaka. Yani bütün arkadaşlarımızın bu demokratik hakkıdır. Hı hı. Ama şunu özellikle ifade etmem gerekiyor. Az önce bahsetmiş olduğum o 17 yıllık geleneklerin içerisinde bir kongre geleneği de var. Evet. Yani AK Parti kendine mahsus özgün bir kongre geleneği oluşturmuştur. Bu gelenek zaman zaman şöyle de eleştirilebiliyor, dile getirilebiliyor. Ya antidemokratik bir gelenek olarak zaman zaman niye seçim dile getirilir, niye seçim yapıyorsunuz gibi cümleler de sarf edilebiliyor. Ama kesinlikle böyle değil. Biz çünkü yani il başkanlarının belirlenmesinde genel merkezimiz çok özverili bir çalışma yapıyor zaten bunun öncesinde. Bütün tarafların görüşlerini, kanaatlerini alıyor. Milletin hissiyatını alıyor, üyelerimizin hissiyatını alıyor, parti yöneticilerinin hissiyatını alıyor. Ve ona göre bir karar tevdi ediliyor. Ve buradaki esas mantık güçlü listelerin ortaya çıkabilmesidir. Mutlaka. Eğer listeler bölünürse çok daha zayıf yönetimler ortaya çıkabilme ihtimali söz konusudur. Bütün partiye ait insan kaynağını tek bir yönetimde toplayabilmek, o gücü tek bir yönetimde toplayabilmek partiler için çok büyük bir avantajdır. Diğer siyasi partilerin bunu geliştiremiyor olmaları, bunu yapamıyor olmaları yani bizim bir eksikliğimizi tanımlamaz. Biz burada hakikaten başardığımız ve bugüne kadar da başarıyla götürdüğümüz bir süreci tanımlıyorum ben şu anda. Yani şimdi 6 tane ilçe kongresi diğer teşkilatlar içerisinde de partilerde de sorunlar sıkıntılar çıkabiliyor. Ciddi sorunlar çıkabiliyor. Evet. Ve o ihtilafların daha sonra o il yönetim kurulları tarafından veya ilçe yönetim kurulları tarafından çözülebilme potansiyeli de çok zayıf oluyor. Zayıf oluyor. Ciddi kutuplaşmalar ortaya çıkıyor. Yani AK Parti Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi tarihinde iddiayla söylüyorum bu kongreleri en başarıyla geçebilen bir siyasi partidir. Hı hı. Ve bunu da bu anlamda da rüştünü ispatlamıştır. Dolayısıyla özellikle şunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu kongre geleneğine baktığımız zaman genel merkezimiz zaten yine tek adayla birlikte kongreye gitmek isteyecektir. Ama bunun dışında hareket eden arkadaşlarımız olursa, kongreye girmek isterlerse ona da diyecek bir şeyimiz olamaz. Girebilirler. Ama biz şu anda burada 6 tane ilçe kongresi yaptık. Elbette ki yine fikir ayrılıkları vardı. Ama o fikir ayrılıklarını biz oturduk, tek potada erittik ve güçlü yönetimler ortaya çıkararak bu 6 ilçe kongremizde de tek adayla gittik. Hı hı. Dolayısıyla şu anda genel merkezimizin yaptığı bir çalışma var, onu da söyleyeyim. Şu ana kadar hiçbir il kongresi gerçekleşmedi zaten. Çünkü evet, il kongrelerinin yapılmasına daha var. 16 Kasım sonrası il kongrelerinin takvimi artık planlanacak. Hı hı. 16 Kasım 22 Şubat arası il kongreleri gerçekleştirilecek. Yani yeni yılla birlikte. Evet, yeni yılla birlikte gerçekleştirilecek. Dolayısıyla şu an itibariyle gerçekleşen hiçbir il kongresi olmamasına rağmen bizim önce 5 il başkanı arkadaşımızın istifası istenmiş ve alınmış. Evet. Daha sonra 12 il başkanı arkadaşımızın istifası istenmiş ve alınmış ve bunların yerine de atamalar yapılmış. Atamalar, yani. Dolayısıyla bu niye yapılıyor? İlçe kongreleri yapılırken devam edeceğimiz il başkanı arkadaşlarımızla birlikte ili planlamak çok önemlidir. Hı hı. Bir uyum, bir ahenk sağlama adına bu yapılıyor genel merkezimiz tarafından. Ve bu anlamda da şu ana kadar genel merkezimizin yapmış olduğu değişiklikler de ortadadır. Türkiye genelinde zaten bunlar açık, sarih bir şekilde ortadadır. Bu anlamda da genel merkezimiz en başından itibaren ortaya koymuş olduğu kongre prensiplerini, kongre geleneklerini hiçbir şekilde aksatmadan, eksiltmeden aynı şekilde sürdürüyor ve devam ettiriyor. Dolayısıyla bizim şu an itibariyle
ilçe kongrelerini bitirdikten sonra hemen bir il kongresi takvimi isteyeceğiz. Biz ilk il kongresini yapmayı arzu ediyoruz. Öyle mi? Öyle. İnşallah belki Sayın Cumhurbaşkanımızın Rize'ye gelmek isteyebilirler, Rize'deki programa katılmak isteyebilirler. Tabii ki onun programına göre eğer katılacaklarsa organize edilecektir program. Ama ilk il kongresini biz Rize'de yapmayı çok arzu ediyoruz. Hı hı. Takvim yani İnşallah 16'sıyla bu, başladı mı hemen? 16'sıyla başlar başlamaz biz talepte bulunacağız. Yani biz ilk kongreyi yapmak istediğimizin talebinde bulunacağız. Şu anda ilçe kongreleriyle ilgilendiğimiz için hem genel merkezimiz hem iller, ille ilgili hiçbir takvim yapılmış değil illerle ilgili. Dolayısıyla biz o süreç geldiğinde de mutlaka müracaatımızı gerçekleştireceğiz. Siyasiler genelde konuşmaların içerisinde mesajları verir. İyi takip edenler de bunu alır. Zaten değerlendirmeniz içerisinde istifası istenen ve yerine atama yapılan illeri de saydığınızda burada böyle bir şey söz konusu olmayınca ve seçimler de parti içerisinde merkez ilçede dahil buna tabii ki gerçekleşince Muhammed Avcı noktasında böyle bir şey olmayınca zaten sonrası da 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıkmış oluyor. Ben şimdi tabii çok detayına girmek istemem Togay Bey. Çünkü benim ekran önünde konuşacağım şeyler değildir bunlar. Hı hı. Ya bunlar tabii biz teşkilat mensuplarımızla birlikte konuşmamız gereken hadiseler var. Şimdilik bu kadarını söyleyebiliyorum. Ama bunun çok daha ötesinde yani çok daha kuvvetle yani bize beyan edilmiş şeyler vardır. Ama bunu burada çok detayına girmek istemem. Yani. Evet, çünkü bu zaten bu şekilde de anlaşılıyor. Biz hep şöyle dedik. AK Parti'de AK Parti'nin teşkilat ahlakı içerisinde, teşkilat geleneği içerisinde şöyle bir özelliği de var. Bizde görev alınmaz, görev verilir. Hı hı. Ve bu görevi biz en kutsal emanet olarak kabul ederiz. Ve o kutsal emaneti sapasağlam bir şekilde limana ulaştırabilmek için mücadele ederiz. Ve orada da bayrağı başka bir arkadaşımıza tevdi ederiz, teslim ederiz. Dolayısıyla bu bayrağın başka bir arkadaşımıza daha sapasağlam bir şekilde teslim edilebilmesi için biz il yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla, ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, bütün teşkilatımızla bir ahenk içerisinde mücadele ediyoruz. Bize düşen vazife budur. Bana düşen vazife geleceği planlamak değildir. Evet. Bu konuda çünkü geleceği planlamaya başladığınız zaman siyasette hasbi olmak özelliğinizi kaybediyorsunuz. Maalesef. Onun için en önemli konu hasbiliktir. Bu anlamda da biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmenin merhamı içerisindeyiz. Başka da bir derdimiz, niyetimiz yoktur.